Yani ekonomimizde bir sıkıntı olduğu ortada. Yani özellikle döviz, faiz ikileminin arasına ve böyle bir ciddi bir gerilimin arasına kapıldığımız çok ortada. Ama sebepleriyle ilgili olarak söylenenlere katılmıyorum. Yani bunun işte devlet geleneğinin ortadan kaldırılması, memur geleneğinin ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıktığı argümanına katılmıyorum. Çünkü o Kenarlayalım. zaman işte 2001 ekonomik krizi, 94 ekonomik krizi gibi sürekli kendini tekrarlayan krizler olmazdı ülkede. Yani AK Parti döneminde bu krizleri biz çok daha fazlasıyla yaşıyorduk. Şimdi dolayısıyla hani bu argüman tek başına bunu açıklamaya yetmez. Şuna katılıyorum, yani ciddi bir şekilde tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiği çok açık bir şekilde ortada. Belki daha önceden alınması gerektiği çok daha açık bir şekilde ortada. Ama ben bunun sadece yerel dinamiklerle değil, aslında küresel dinamiklerle daha ziyade açıklanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ekonomideki sıkıntının mı? dünya ekonomisinde yeni bir kırılma yaşandı. Yani özellikle serbest piyasa ekonomisine yönelik getirilen tahditlerin tüm dünya ekonomilerini ciddi anlamda sıkıştırdığını düşünüyorum. Yani bunun öncülüğünü de Amerika yaptı işte. Çin'le ticaret savaşını başlattı. Yani bildiğimiz klasik anlamda korumacı ekonomilere geçiş yaptı. Korumacı ekonomilere geçiş yaptığında Türkiye gibi ülkeler, yani sıcak para akışına fazlasıyla, dış yatırıma fazlasıyla Bağımlı. bağımlı olmak zorunda kalan ülkeler. Çünkü Türkiye'nin klasik sorunu Cumhuriyet'in ilk döneminde, hatta Osmanlı döneminden bu yana sermayedar eksikliğidir, sermaye eksikliğidir. Dolayısıyla bu sermaye sorununu aşmak için biz sürekli doğrudan yatırım, dış yatırım kanallarını açık tutmaya çalışan bir ülkeyiz. Mecburuz buna. Bu tür böyle bir döneme girdiğimizde Türkiye gibi ülkeler en fazlasıyla etkileniyor. Yani bu tür dönemlerde aslında ilk başlangıç noktasına, küresel dinamiklere bakmakta fayda var. Bunun dışında sizin tasarruf tedbirlerini almış olmanız, almamış olmanız, doğru alanlara yatırım yapıp yapmış olmamanız. Mesela işte atıyorum, artık şeker fabrikalarına yatırım yapmazsınız. Artık gidersiniz savunma sanayi alanına yatırım yaparsınız. Ha, bir hükümet olarak bu alanları yanlış tercihlerinizi yaptığınızda bunun sonucu olarak ekonomik veya siyasi sorunlarla karşılaşabilirsiniz ve bunların da aslında hesabını sandıkta verirsiniz. Ama ben bu anlamda Türkiye'nin bu sıkışmışlığının gerçek anlamda bir ekonomik krize dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki aylarda göreceğimizi zannediyorum. Şimdi Elfin Hanım işte piyasanın sıkışıklığından, insanların borçlarının arttığından falan bahsediyor. Aslında daha da olabilir. Yani şöyle söyleyelim. Tabii tabii Biz dolar olacak zaten. yükselişinin daha etkisini gündelik yaşamın Tabii tabii daha içerisinde yeni geliyor. Daha fazlasıyla hissetme ihtimalimiz Yavaşlayabilir. çok yüksek. Şimdi bu anlamda hükümetin alacağı tedbirler belirleyici olacak. Ya hakikaten kötü bir ekonomik krize doğru sürüklenebiliriz, ya da doğru düzgün tedbirler alındığında bu dışarıda veya içeride Hasarı hasarı az. en az. Ben şunu söylüyorum genelde bu tür tartışmalarda. Bu böylesi bir dönem. Yani bu tür korumacılığa dönüldüğü bir dönemi hasarsız atlatmak imkansız. Tüm ülkeler hasar alacak bundan. Çin, Amerika gibi tüm ülkeler hasar alacak. Türkiye daha fazla hasar alacak. Türkiye'nin bence yapması gereken en az hasarla, yani bunu -50'de bitirmek yerine -25'te bitirmek bence bu dönemden karlı çıkmak için tek yoldur. Evet.